kilometre hızla gidiyoruz. Gayet güzel, şerit takibi aktif. 150. Şu an bakın girecek mi? Evet, soktu ve tuttu ya artık. Direksiyonu tuttu ya 153'te. Çünkü yasal süreyi doldurduk. Direksiyonu tuttu ya. Direksiyonumuzu tuttuk şu an bakın. Yine çarpışma önlemeyi verdik. Hafif kaydık, fren yaptık. Ve şu anda 90 kilometreye hemen düştük. Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugünkü test konuğumuz Toyota Corolla 2023 model 1.5 üst silindir. Hibriti daha önce çekmiştik. 2023 1.5'i çekmemiştik. O yüzden bugün de kısmet olursa bunu çekeceğiz. Tasarım olarak farkı yok. Motor farkı var. Araç benzinli 1.5 üst silindir. 123 beygir güç üretiyor. Maksimum tork 153 Nm, 0-100'e 12 saniye. Maksimum 190 km. Ortalama tüketim 5 litre. Aracımız bu arkadaşlar. Şimdi tasarım olarak benim beğendiğim bir araç. Hibritle zaten hibrit çekiminde anlatmıştık aracı. Bagaj detayları odur budur. Burada görüyorsunuz yine otomatik arkadaşlar içeriden açılıyor, bir de kumandadan açılıyor araç. Japonlarda bagajda iğne genelde olmuyor. Şöyle bir kapıyı açalım. İçini gösterelim aracın. İçi, duruşu, malzemesi kaliteli. Anahtarımız bu. Anahtarımız da güzel, büyük. Start stop, anahtarsız giriş, araçta anahtarsız çalıştırma mevcut. Öndeki şu far detaylarını yine söyleyelim. Sinyal grubu görüyorsunuz. Mercekli far mevcut. Araç tasarım olarak, görüntü olarak, dizayn açısından güzel olduğunu ben düşünüyorum. Bu araç Vision, Dream, Flame ve Passion paket olarak 4 paketle üretiliyor. Bu Passion paket test aracı zaten, full paket. Sunroof da var. Deri koltuk da var. Yani bir aracı full yaptığınız zaman ne olması gerekiyorsa bu araçta var. Kapı içi malzemeler komple yumuşak deri. Güzel buralar. Koltuklar deri. Malzeme, dokunma hissiyatlarımız güzel. Koltuk kafalıkları güzel. Burada yarı kumaş. Onu söyleyeyim. Buralar yine yumuşak. Buralar yumuşak. Yani full paket bir araçta zaten her şeyin olması lazım. Burada sanırım 12 inç olması gerekir. Bir medya grubumuz var. O da güzel. Start stop tuşumuz burada. Koltuk ısıtmamız mevcut. Burada görüyorsunuz iki koltuk için. Hızlı şarj burada. Kablosuz şarj mevcut. Kol dayamamız burada. Çok küçük de çok büyük de değil. Güzel. 12 volt girişimiz mevcut. Burada bir şarj girişimiz mevcut. Elektronik park frenimiz mevcut. Kilit mevcut. Direksiyon hatlarımız. Direksiyon deri güzel. Aracın duruşu güzel. Kararın ekizhanesi falan zaten. Bunlara çok demeye gerek yok. Araç full paket. Bunların hepsi var. Kapıyı da kapatalım. Dışarıdan biraz gürültü geliyor. Burada iç aydınlatma grubumuz var. Sunroof'umuzun perdesini bir açalım. Sunroof oldukça geniş. Güzel bir sunroof'u var. Şimdi şöyle dörtlüyü kapatalım. Bir startımızı yapalım. Şöyle bakıyoruz. Karşılama ekranımız çok güzel. 1500-1600 devirdi şu an motor. Biraz hafif dalgan ilk çalıştığında. Klimamızı açalım. Klimamız gerçekten ihtiyaç duyuyoruz şu an. Çünkü Kocaeli'de havalar ısındı. Şu koltuk ısıtmayı görmek istiyorum. 3 kademeli tek mi diye. Tek kademe gösteriyor. Low ve High. 2 kademeli yani. Low, High. Bazı araçlarda 3 kademe oluyor. Burada görüyorsunuz kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Ya kusura bakmayın, klimayı açtım. Biraz klima sesi gelecek. Burada bakın, bagaj açma tuşumuz burada. Depo kapağımız burada. Bu malzemeler gerçekten güzel. Şöyle baktığınız zaman ağ sütunundaki kalınlıktan dolayı biraz kör nokta mevcut. Buralarda LED ışığımız mevcut. Şimdi sunroof'la ilgili detay vereyim. Şu tuş bakın. Sunroof'u çapraz yapıyor. Bu tuş çok değişik bir şey yapmışlar ya buraya. Biraz gereksiz olmuş ama. Bununla da bakın. Bununla da komple açabiliyorsunuz. Yani iki fonksiyonu ayrı yerde kullanmış. Bence gereksiz bir hareket olmuş diye düşünüyorum ben. Şöyle bakalım bir. Araç ayarlarına bakalım. Burada geçmiş mevcut diyor. İşte geçmişte ne yakmış bu araç? 9.8 yapmış. Test aracı. Şöyle bakalım. Burada hız sabitleyici falan mevcut.
Ekran bayağı bir şey var arkadaşlar ekranda. Yani şerit takip merkep falan bir sürü çarpışma önleyici. Mesela bunu şey yapabiliyor musunuz diye bakıyorum. Bir dünya ayar var ya. Gerçekten. Ana tuş aktif, ana tuş pasif. Bu şekilde. Şu an mesela 190 kilometre menzil gösteriyor araç. Vites modlarını da tanıtalım arkadaşlar. Burada bakın yine manuel modumuz şöyle. Aldıktan sonra burada yapabiliyorsunuz. Sport modu var. ESP off'umuz var. Başka şöyle bir arkaya doğru size göstereyim. Arka taraf geniş. Şaft yolumuz Toyota'larda olduğu gibi yine çok az. Tüm Toyota'larda olduğu gibi. Arkada burada kol dayamamız var. Şu anda bakın koltuk bana göre ayarlı. Malum boyum 1.83. Aynı kumandalarımız burada. Şimdi bir arkaya geçelim sizinle beraber. Evet, kapı sesimize de bakalım bu arada. Tok. Çok tok. Buralar biraz sivri. Binerken böyle hafif takılabilir. Dikkat edin. Bu da işin esprisi tabi. Burada yine yumuşak malzemeler kullanılmış. Arka tarafta da malzemeden feragat edin demiş. Güzel yani. Cepler güzel. Sıkı böyle. Uzun vadede yıpranacağını düşünmüyorum. Arka klima menfezimiz burada güzel. İki yönlü böyle ayarlayabiliyorsunuz. İki tane burada şarj girişimiz var. Buna da ne diyorlar? Type-C mi diyorlar? Ne diyorlar? Öyle bir şey bu. Ben o konulara çok bilmiyorum açıkçası. Deriler, koltuk derileri yine burada bu şekilde. Kumaş bu şekilde. Şöyle kol dayamayı bir açalım. Kol dayamamız güzel. Burada da ayrı bir göz yok. 2 bardaklık geniş gayet. Güzel. Şu kapı ceplerini gösterelim. Buralar küçük, çok kullanışlı değil. Evet, 1.83 boyla oturduk arkaya. Çok güzel, ferah oturuyorsunuz. Kafalıkların büyüklüğü falan güzel. Ön taraftaki manzara şöyle görün. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın sunroof'un şeyleri de... Sunroof'ta bir sineklik yok ya. Burada bir sineklik olması lazım. Onu koymamışlar. Sineklik ben tercih ediyorum şahsen. Olması gerekir diye düşünüyorum. Olabilir. O konuda eleştireyim. Önden görünüş bu şekilde. Şöyle çevirelim bakın. Baş yüksekliği de şu an oturuyorum. Çok mesafe yok. Fena değil. Güzel ama. Şurada şey de var bakın. Burada bir dalgalanma var baş yüksekliği için. Hani rahat otursun arkadaki yolcu diye. Burada çift yönlü. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim. Gerçekten çok nazik böyle kibar ve bayağı da iyi aydınlatıyor. İçimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de test sürüşüne çıkalım bakalım. Test sürüşümüzde ne yapacağız? Bu araçla ilgili çok üst silindir olduğu için yolda bağırmalar olduğunu daha önce bir bu aracı alan arkadaşım söylemişti. Yani biraz araç bağırıyor demişti ama tabii bu kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Kişiden kişiye göre de değişir. O konuda da hani karar sizin. Elektronik park freni otomatik bırakıyor şu anda. Yani tekrar indir yapmanıza gerek olmuyor. Klimamızı açalım. Yine ekranda burada görüyorsunuz. Yansıtma var. Karşıda görüyorsunuz. Aracın gürültü hijyeni güzel. Sessiz. Şimdi daha bismillah yeni yola çıkıyoruz tabi ama yani ilk intiba güzel. Şöyle bakın ferah bir şekilde araçta oturuyorsunuz yani güzel. Aynalarda görüyorsunuz sollama ikaz var. Yakıyor şu anda bakın. Sol tarafında araç var çünkü. 50 km hızla ilerliyoruz. Şu anda. Ben genelde bu Toyota Kaya'da sağ olsunlar araçlarını inceliyorum. Genel itibariyle de zaten başarılı otomobiller üretiyorlar. Yani bunun aksine kimse iddia edemez. Toyota bu konuda iyi. Yani gerçekten iyi. Japon markaları tamamıyla iyi olmakla birlikte Türkiye'de Toyota ve Honda konusunda kullanıcı yorumları ortada. Bazı eksikler tabii ki olabilir. Var. Onu görebiliyorsunuz kullandığınızda. İşte hep standart süspansiyon sertliği eleştirilir bu araçların. Ne bileyim gürültü alıyor diye eleştirilir. Yani mesela şurada bir sütun var yine kelebek camda. Bunlar çok olması gerekir mi bilmiyorum ama koyuyorlar yani. Bunlar da işte kullanıcı yorumlarıyla belki değiştirilebilir. Görüş açısı aracın çok güzel. Ya şöyle söyleyeyim ben size. Toyota gerçekten bu işi yapıyor. Ve eski Corolla kasalarında bile halen daha şu an satış piyasasında
hani sorunsuz alın mesela. Bir ustaya gittiğinizde sorunsuz Toyota alıyorsanız alın derler size. Gerçekten usta düşmanı marka. Yani usta düşman derken çok sanayiye giden bir araç değil marka olarak. Şimdi bir yüklenelim bakalım. Yaptık. Bir frenleyelim şöyle. Yavaşlayalım. Evet. Frenler de hoş. Frenler güzel. Yine göstergede yol levhalarını gösteriyor. Onu da görüyorsunuz. Şu ekran olayını, yansıma olayını ben seviyorum. Güzel oluyor. Yani çok gerekli mi derseniz gerekli değil gibi ama gece yolculuğunda falan güzel oluyor. Yani burada siz direkt yola odaklıyken hani kaçta giriyorum, radara girer miyim bilmem ne bakmadan buradan görüyorsunuz onu. O yönden güzel yani. Bence olması kötü değil. Güzel. Ayna genişlikleri güzel. Bayağı büyük aynası var. Görüyorsunuz. Şu Japon Honda ve Toyota'larda bu klima kumandaları hep çift yönlü oluyor genelde. O da güzel. Yani hem yolcu kumanda etsin hem sürücü kumanda etsin diye. Çukurdan geçtik bakın. Hırpalamıyor araba. O konuda da güzel. Isıtmaları şimdi bir açayım bakayım. Hava da sıcak ama bakalım nasıl ısıtıyor onu da görelim. İzleyicilerimiz öğrensinler yani bilsinler. Tatmin edici mi değil mi? Masajlı koltuk yok. Ona bakıyorum da masajlı koltuk yok. Olsaydı şu an sağda solda bir yerde görürdük. Genelde segment D'ye çıkmadığında araca çok masajlı koltuk koymuyorlar. Geçen Peugeot 508 çekmiştim. Bunu da görmüşsünüzdür izlerseniz. Masajlı koltuğu. Bu araçta masajlı koltuk yok. Sunroof'un karartması güzel. Güneşi kesiyor. Sunroof konusunda da olumlu yorum yapayım. Şimdi şöyle direksiyon hassasiyetine bakalım. Şöyle baktığınız zaman araç gerçekten kendini salmıyor, koy vermiyor. Oturuyor yola. Bakın çukur var şöyle geçelim. Süspansiyonlar güzel. Şu çukurdan da bir geçelim. Şurada bir tane daha var, ondan da geçelim. Güzel. Süspansiyonlar zaten araç yeni sonuçta. Tıkırtısız gidiyoruz da süspansiyonlar güzel yani. Şu menüde bakın. Şurada görüyorsunuz. Hararet göstergemiz var. Orada Eco modu açık şu anda. Eco'da. Ama Eco modunu şuna bir Sport'a alalım bakalım. Evet bakın şu an Sport modu aldım. Sport'a aldığınızda direkt ekran şöyle bir hemen değişti. Sport moddayız şu an. Bir şöyle yapıştıralım bakalım. Köklerim gazı. Hızlanmanın biraz cansız kaldığını söyleyebilirim. Yani araba şu anda o kadar bağırmasına rağmen sport modda hızlanmada sıkıntı var araçta. Ama 3 silindir bu. 1.5 de olsa 3 silindir arkadaşlar. Bakın şu an çarpışma önlemeyi hemen araç verdi. Görüyor musunuz? Çarpışma önlemeyi yaptı araç. Ben de o arada frenimi yaptım. Bakın frenler güzel. Frenleri beğendim. Şöyle bir hızlanalım. Bağırmalar arkadaşlar araçta. O eleştirileri haklı buldum. Ama şu an mesela 145-150 ile gidiyorum araçla. Gazı da şu an kestim. Stabil, gürültüsüz gidiyorsunuz. Güzel. O konuda da aracı beğendim. Güzel yani. Bu 1.5 Corolla'larda üst silindir olduğu için bununla ilgili gerçekten çok eleştiriler vardı. Onu da şimdi biz canlı görmüş olduk. Aracın bu arada kliması bayağı iyi soğutuyor. Bayağı derin bir soğutması var gerçekten hakikaten. Şu torpidoyu da bu arada gösterelim size. Torpido nasıl onu da görün. Torpido büyük. Torpidonun genişliğini ben iyi buldum. Ya şurada Bluetooth özellikleri falan bir şeyler var. Ya bunlara çok girmiyorum. Çok karışık oluyor bunlar. Kişisel bilgiler falan vırdı vır bir sürü şey var yani. Bakın şu an mevcuta bakalım yakıt. Çalıştıktan sonra ortalama hız diyor 31 diyor. Bu şekilde veri gösteriyor şu anda. Yakıtı falan gösteriyor. Bluetooth özelliği falan da zaten var. Evet. Bakın gazı kesiyorum, veriyorum. Çok güzel gerçekten. Çarpışmayı yine yaptı arkadaşlar. Çarpışma önlemeyi verdi.
bence gayet güzel. Şimdi şurada mengeller benim en çok sevdiğim yerlerden birisi, Mercedes mengeller. Oradan da geri dönüşümüzü yapalım. Buradan direkt dönemiyorsunuz çünkü. Otoparkın içine giriyorsunuz. Bakın şuradan ani bir dönüş yapalım şöyle. Yok arkadaşlar, aracın yol tutuşu gerçekten çok çok başarılı bir yol tutuşu var. Yani şu an koltuk ısıtmayı söylemedi, unuttu falan demeyin. Şu an ısıttı. Low'da kifayetli. Çok ani bir ısıtma yok. Ama low'da tabii high da yapmadım arkadaşlar. Malum havada sıcak. Şu çukur var bakın şurada, derin, ona bir girelim. Sallanmıyorsunuz araçta arkadaşlar. Araç güzel. Şimdi durduk. Burada yine şerit takip ıvırdır var bakın. Şerit takibi şu anda açtım, yeşil yandı. Bir de şerit takibe bakalım. Şerit takip ne yapacak? Bakalım şerit takip görevini yapacak mı? Şu anda açık. Evet. Şerit takip görevini yapıyor arkadaşlar. Eller serbest değil şu an. Aracı şeritte tutuyor. 140 km hızla gidiyoruz. Gayet güzel. Şerit takibi aktif. 150. Şu an bakın girecek mi? Evet, soktu ve tut diyor artık. Direksiyonu tut diyor. 153'te. Çünkü yasal süreyi doldurduk. Direksiyonu tut diyor. Direksiyonumuzu tuttuk şu an bakın. Yine çarpışma önlemeyi verdik. Hafif kaydık. Fren yaptık. Ve şu anda 90 km'ye hemen düştük. Şerit takip de güzel. Arkadaşlar bugünkü çekimimizin de burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden de herkese hayırlı, kazasız belasız bayramlar, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Şu emniyet kemerlerinizi takın arkadaşlar. Şehir içi demeyin, şehir dışı demeyin, komple takın. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle.